Merhabalar değerli Polemik TV izleyicileri. Bugün bir tarih ve gündem programıyla yine birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi konuğumuz yine Erkan Karagöz. Sayın Karagöz hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi. Değerli izleyiciler, bugün ana konumuz Kurtuluş Savaşı sürecinde Atatürk ve Cumhuriyet kadrolarının Sovyetler Birliği ve kadrolarıyla olan ilişkilerini büyüteç altına alacağız. Öncelikle Sayın Erkan Karagöz'den Atatürk'ün Samsun'a çıkarken kafasında neler vardı? Erzurum Kongresi'ne kadar neler değişti? Cumhuriyet fikri nasıl ortaya çıktı? Bu konuyla bir giriş yapalım. Sayın Karagöz, bu konudaki görüşlerinize başlayalım. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkmasından önce ki şeye, siyasal yapısına ya da siyasal düşüncelerine çok ana hatlarıyla da olsa değinmek gerekiyor, evet. Ama Türkiye'de Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'ndaki askeri başarıları, yetenekleri ve meclisin kuruluş sürecindeki yaptığı çalışmalar anlatılırken onun siyasal, toplumsal düşünce arka planı genellikle işlenmemiştir, işlenmiyor da. Çünkü bu konuya ilişkin çok verili bir ortam yok. Mustafa Kemal bilindiği üzere asker kişiliğiyle ön plana çıkmış, askeri başarılarıyla kendisini kanıtlamış. Hatta Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşması, Türkiye Cumhuriyeti'nin oluşumu sürecinde çok ciddi önderliği söz konusu olmuştur. Ancak bu sadece askeri yetenekle açıklanabilecek bir şey değil. Yani siyasal arka planı, düşünsel arka planı olmayan hiçbir askeri dahinin böyle bir olayı gerçekleştirmesi, siyasal, toplumsal, tüm dünyaya etkileyecek bir olayı gerçekleştirmesi imkansıza yakındır diye düşünüyorum ben. Ama Mustafa Kemal bilindiği üzere askeri kişiliğiyle ön plana çıkmış. Birkaç cemiyet kuruluşunda yer almış. İttihat ve Terakki içerisinde bir ara bulunmuş. Ancak askeri kişiliğinin ağır basması nedeniyle bu siyasal yapının da dışında durmaya çalışmıştır. Fakat Mustafa Kemal'in siyasal toplumsal düşüncelerinin şekillenmeye başladığı sürecin Sofya Ateşliği'nde başladığı kanısındayım ben. 1913 yılında Sofya Ateşlisi olarak atanması, daha sonra buna Belgrad, Karadağ, Bükreş Ateşliği'nde katılması, yani dört ateşeliği birden yürütmesi, oradaki diplomatik nosyonunun gelişmesine neden olmuş. Yani diplomatik alanda belli bir birikim edindiğini görüyoruz. Hakikaten gözlemleri özellikle dönemin savaş tamtanlarının çaldığı dönemin getireceği sonuçları öngörmesi anlamında bir takım yazışmaları vardır. Çok önemli yazışmalardır bunlar. Sonra tekrar askerlik görevine geri döner. 1915'ten sonra askerlik görevine geri döner. Ama bu süreç içerisinde bugün baktığımızda Mustafa Kemal'in okuduğu eserler değil. 5000'e yakın kitap, belki 5000'i de aşkın ama ben öyle biliyorum. 5000'e yakın bir kütüphanesi var. Fransızca, içinde Fransızca ve Osmanlıca eserler bulunmakta. Bu kütüphanedeki kitaplardan yola çıktığımızda o kitapların bir genel kültür anlamında bir fikir vermesi mümkün. Ancak onun siyasal derinliği anlamında ulaştığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu evresine geldiği noktada geçirdiği o siyasal evrim anlamında, o düşünsel evrim anlamında bir fikir vermemektedir kanısındayım. Bu araştırmaya muhtaç bir şey bence. Evet. Türkiye'de bunun araştırılması gerekiyor. Mustafa Kemal Samsun'a çıkmadan evvel Kazım Karabekir'in notlarından birinde Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmadan evvel daha İstanbul'dayken Sovyet devrimiyle ilgilendiğini iddia eder Kazım Karabekir.
Sovyet devrimindeki şura yönetimiyle ilgilendiğini, kafasında Samsun'a çıktığında kafasında şuralar yönetiminin Anadolu'da da uygulanıp uygulanamayacağı konusunda bir ön fikrin olduğunu söyler. Ama bu Kazım Karabekir'in bir kanısı. Kazım Karabekir sürekli Mustafa Kemal'i Bolşeviklerle, Şuracılarla, Sosyalistlerle yakın olmakla itham etmiş. Çünkü kendi dünya görüşü, padişahçı bir dünya görüşüne sahip. Mustafa Kemal'in o düşüncelerini anlaması çok mümkün değil. Hep frenlemeye çalışmıştır. Yani bu kurtuluş mücadelesi içerisinde frenlemeye çalışmıştır aslında. Askeri anlamda bir katkısı olmuştur. Kurtuluş mücadelesine katkısı olmuştur. Ama Anadolu Kurtuluş Hareketi anlamında, yani Türkiye'deki Kurtuluş Savaşı'na gitmeden önce o siyasal altyapının inşası anlamında Kazım Karabekir'in ve diğer askeri kişiliklerin bir katkısının olmadığını düşünüyorum. Mustafa Kemal'in Samsun'a görevlendirilmesinin nedeni İngilizlerin talebi üzerine olur. Padişah'tan talebi üzerine. Onlara göre Anadolu'da bir takım şuralar kuruldu. Bu şuraların halka silah dağıttığı, çünkü Mondros Ateşkes Antlaşması'na göre bunların olmaması gerekiyor. Bunun engellenmesi, bu şuraların kapatılması göreviyle Mustafa Kemal'in görevlendirilmesi istenir. Mustafa Kemal de görevlendirilir ve bu görevi kabul eder. Görevi kabul ederek Samsun'a çıkar. Buraya kadar Samsun'a çıktıktan sonra ve Samsun'da kaldığı bir haftalık süreç içerisinde Mustafa Kemal'in herhangi bir açıklaması yoktur. Gerek görevine ilişkin, gerek Karadeniz bölgesinde ve Anadolu'nun özellikle doğu kesimlerindeki şuraların oluşumu konusunda bir yargısı, bir demeci yoktur. Ancak Havza'da tarihçilerin aktardığı bilgilere göre ve bu arada Teşkilat-ı Mahsa'nın son genel başkanının da aktardığı bilgiye göre Sovyet yöneticileriyle görüşür. Sovyet yöneticileriyle bir ön görüşme yapar. Anadolu'ya gelen Sovyet temsilcileriyle. Bu tarihçilerin birçoğuna göre Budyeni, General Budyeni'dir. General Budyeni bir Sovyet generalidir. Budyeni ile görüşmüştür. Budyeni Anadolu'da kurulacak yeni bir hareketin verilecek mücadele sonucunda ortaya çıkacak yeni yönetimin niteliği konusunda Mustafa Kemal'e bir takım telkinlerde bulunur derler. Bu Perinçek ve Yalçın Küçük gibi tarihçiler de bunun Budyeni değil, Budyeni'nin olma ihtimalinin zayıf olduğunu, Budu Müdivani olduğunu, bir Gürcü Bolşeviktir Budu Müdivani. Budu Müdivani olduğunu, Budu Müdivani'nin Mustafa Kemal'le görüştüğünü söylerler. Bu daha doğru, daha akla yakın bir tezdir. Zaten Budu Müdivani gerek Kafkasya yöresinde, Kafkasya'daki oluşumlar sürecinde 1917 Şubat ve Ekim devrimi sürecinde gerek sonrasında Anadolu ile ilişkileri olan Anadolu'daki Bolşeviklerle Mustafa Supi ve çevresiyle ilişkileri olan bir komünist. Budu Müdivani de Mustafa Kemal'in düşüncelerini etkilemek istemiştir. Mustafa Kemal'e sorduklarında bu kaynaklara göre Mustafa Kemal bir şuralar hükümeti kurulmasından yana olduğunu, yani halkın meclisler tarafından, kendi kuracağı meclisler tarafından bir çok açık ifade yok elbette. Yani somutlarsak bir padişahın, bir tek kişinin iktidarı yerine halkın kendi meclisleri aracıyla kendisini yönetmesi gerektiğini savunan bir düşüncede olduğunu, bu anlamda Anadolu'da bir şuralar hükümetinin mümkün olabileceğini belirten bir takım imaları, bir takım anlatımları olduğunu söylerler. Bunların hepsi tarihçilerin aktarmalarıyla bize ulaşan şeyler. Çok yazılı bir dokümanter kaynak yok. Bu Budu Müdivani'nin bu telkininden sonra Mustafa Kemal şuralar konusunda
Şura yönetimleri konusunda ne yapmıştır? Gerçekten Bolşeviklerle aynı çizgide midir sorusu gündeme gelecek. Aslında çok gecikmiş bir, Mustafa Kemal'in verdiği yanıt gecikmiş bir yanıttır. Bolşeviklere, Bolşevik temsilcilerine verdiği yanıt. Şöyle gecikmiş bir yanıttır. 1917 Şubat devriminden sonra sosyalistler, o dönemdeki adıyla Sosyal Demokratlar, Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi bünyesindeki Sosyal Demokratların barışçıl bir sloganı vardır. Bütün iktidar Sovyetlere, yani halk Sovyetleri, işçi Sovyeti ve asker Sovyetleri kendi kendilerini yönetiyorlar. Yani meclisler aracılığıyla. Meclislere, bütün iktidar meclislere. Evet. Siyasal bir partinin önderliği, siyasal bir partinin ya da birkaç partinin iktidarı tezi savunulmaz. Bütün iktidarın, halkın kuracağı, meclislerin seçeceği kişilerle doğrudan doğruya iktidarın paylaşılması biçiminde bir formül. Evet. Ancak 1917 Şubat devriminden sonra ikili iktidar çıkar, uzun bir süreçtir o. Temmuz ayına doğru, 1917 Temmuz'una doğru Bolşeviklerle Menşevikler arasında ayrışmalar başlar. Evet. Düşünsel farklılıklar ortaya çıkar. Ve artık bu slogan, Bolşevikler bir parti olarak ayrı varlık sürdürmek durumunda kalırlar. Menşeviklerden farklı olarak. Bu slogan o anlamda artık özelliğini kaybetmiş bir slogandır. Bir slogan olarak vardır, bir ön fikir olarak vardır ama bir örnek yoktur artık. Yani 1919 Nisan Mayıs'ına geldiğimizde, 1919 Mayıs'ına geldiğimizde Mustafa Kemal'in örnek alacağı bir şura modeli yoktur. Aslında bu şuuralaşma için Bolşevikler mi tasfiye ediyor? Yani Menşeviklere karşı öyle mi devam edecekti? Hayır, bu şuralaşma fikri dediğim gibi Bolşeviklerin ve Menşeviklerin birlikte olduğu o siyasal parti içerisinde ortaya atılan bir şeydi. Şuraların iktidarıydı. Aynen. Bütün iktidar Sovyetlereydi, şuralaraydı. Ama biz şuralarda vazgeçilme süreci yaşıyoruz. Vazgeçilme süreci Menşeviklerin karşı devrim saflarında yer alması, evet, Bolşeviklerle evet. ayrı düşmesi, Bolşeviklerden farklı hareket etmesi, bırak onu iç savaşta farklı yerlerde yerlere savurması nedeniyle şuraların artık bir kısmı Menşevik yanlısı, Menşevizm yanlısı, bir kısmı Bolşevizm yanlısı. Aha. İçinde belki katet yanlısı olanlar var. Evet. Anayasal Demokrat Partisi yanlısı olanlar var. Belki çar yanlısı şuralar da var. Artık şuralar daha politize olmaya başlıyor. Böyle olunca artık bütün iktidar şuralara, bütün iktidara, Sovyetlere sözcüğünün altyapısı kalmıyor. En azından Bolşevikler için kalmıyor. Menşevikler için de kalmıyor. Menşevikler böylece biraz daha Bolşevik devriminin, yani Bolşeviklerin bir çeşit devrimle, Ekim devrimiyle bu süreci sonlandırmasının da böylece biraz açıklığa kavuşturmuş oluyoruz. Evet, yani o Ekim devriminin yapılmasının nedeni o şuralarda ve oluşturulan mecliste bir kurucu meclis amaçlanıyor. Şeyde Şubat devriminden sonra bu kurucu mecliste bütün Rusya'dan temsilcilerin gelmesi, bu temsilcilerin bütün Rusya'yı temsil ederek iktidarı kurması düşünülüyor. Ancak gelen temsilcilerin içerisinde Bolşeviklerin azınlıkta olması, birçok bölgede seçimlere Bolşeviklerin katılmaması vesaire nedenlerle Bolşevikler kurucu meclisi ortadan kaldırıyorlar. Evet. Böylece tabii bu arada Ekim devrimi gerçekleşmiş oluyor. Batı emperyalist ülkeler de karşı çarlık yanlarını destekliyorlar. Tabii. Dolayısıyla bu süreç daha da kaos bir süreç. Tabii. Yani oradaki anayasal demokratlar dediğimiz katet partisi yanlılarını, Bolşevik, Menşevikleri, yani Almanların Menşevikler içerisinde çok ciddi çalışmaları var. Denikin ordusunun desteklenmesi. Wrangel'in, Denikin'in desteklenmesi gibi iç savaşta İngilizler bile Denikin'e çok ciddi bir destek veriyorlar. İç savaşta başarılı olması için. Zaten Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti'nin ortadan kaldırılmasının
ana nedenlerinden biri Denikin'e gidecek olan silahların Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti'nin tarafından İngilizlere verilmemesidir. Ana temel neden budur. O silahlar iç savaşta Denikin'e lazımdır. Ama Cumhuriyet yöneticileri, Güneybatı Kafkas Cumhuriyet yöneticileri bu silahların verilmesine karşı çıkar. Gıda maddelerinin verilmesine karşı çıkar. Gerçekten de Cumhuriyet ortadan kaldırıldıktan sonra hemen 10-15 gün içerisinde bütün silahlar Kafkasya'ya, Gürcistan bölgesine ve daha kuzeye trenle taşınır. Denikin ordusuna teslim edilir. Ve 25'inde de 25 Nisan'da da İngilizler Kafkasya'yı terk ederler. Yani böyle bir süreç yaşanır. Sayın Karagöz, aslında Atatürk'ün Samsun'a çıkmadan önce, daha önce de tartışık Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti'ni, orada bir cumhuriyet deneyimi var. Evet. Bunu uzun uzun konuştuk sizinle. Ben şeyi merak ediyorum. Yani bu çok resmi tarihimizde konuşulan bir şey de değil. Mustafa Kemal'in cumhuriyet fikri, tekrar biraz başa dönecek olursak, Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti deneyimiyle bir bağ var mı? Bu konuda Mustafa Kemal'in temasları var mı? Evet. Buradan böyle devam edelim. Tabii. Şimdi Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti deneyimi Mustafa Kemal'in İstanbul'dayken gözlemlediği bir deney. Bunu Utuk'taki beyanlarından da görüyoruz. Utuk'ta yer alıyor. Utuk'ta yani. Evet. Utuk'ta yer alıyor. Güneybatı Kafkas'ın İngilizler tarafından nasıl ortadan kaldırıldığına kadar Mustafa Kemal'in Utuk'ta açık beyanları var. Yani Güneybatı Kafkas'ı, Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti deneyimini biliyor. Özellikle işte gidip şuraları ortadan kaldır, şuraların gelişmesini, örgütlenmesini engelle diye görev verilmesi sürecinden sonra da belki Samsun'a çıkmadan bu konuda gerekli bilgilere, çünkü İstanbul'da da Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti'nin temsilcileri, murahhas üyeleri var. Onlardan bilgi almış, edinmiş olması ya da yasılı basından bilgi edinmiş olması olasıdır. Mustafa Kemal'in cumhuriyet fikrini ilk telaffuz ettiği yer Erzurum'dur. Evet. Yani Erzurum'a kadar işte dediğimiz gibi şeyde Havza'da bir şuralar, şura hükümeti modelinin kurulmasının doğru olacağına ilişkin beyanı vardır ama o kadardır. Erzurum'a kadar, hatta Erzurum'da 20 Temmuz'a kadar Mustafa Kemal'in cumhuriyete yönelik herhangi bir beyanla rastlamayız. Böyle bir ya da kafasında tahayyül ettiği modelin ne olduğuna ilişkin beyanla rastlamayız. Bunu yaveri olan eski Bitlis valisi ve o da kendisi de Erzurum Kongresi üyelerindendir. Masar Müfit Kansu'nun anılarından görüyoruz. Masar Müfit Kansu Mustafa Kemal'e birkaç sefer soruyor. Nasıl bir idare tahayyül ediyoruz? Ne yapacağız? Yani Erzurum'a geldik. Bekle çocuk, görürsünüz diyor. Göreceksin süreç içerisinde. Bekle, şimdilik erken. Türünden yanıtlar veriyor. 20 Temmuz'a kadar, 20 Temmuz'da Masar Müfit Kansu'nun yazdığı bir mektupta Mustafa Kemal'in bir cumhuriyet modelinden söz ettiğini, belirttiğini görüyoruz. 23 Temmuz'da Erzurum Kongresi'nin gecesi Mustafa Kemal Masar Müfit Kansu'yu çağırır, defterini çıkar der. Defterine not almaya başlar. Bir, kuracağımız idare cumhuriyet olacaktır. İki, gerektiğinde saltanatın ve hilafetin kaderi değerlendirilecektir. Üç, tesettür kaldırılacaktır. Dört, Latin harflerine geçilecektir. Deyince Masar Müfit Kansu, çok hayalperestsiniz paşam. Evet. Bu kadar da hayal olmaz. Çünkü hiç o güne kadar telaffuz edilmiş, dile getirilmiş şey değil. Peki Erzurum çok mu cumhuriyetçiydi? Erzurum'da birdenbire cumhuriyet fikri nereden ortaya çıktı sorusu karşımıza çıkıyor. Şimdi Erzurum o dönemde özellikle Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti'nin etki alanı, siyasal etki alanı içerisinde olması nedeniyle toldize bir kent. Evet, Erzurum'da askeri tahakküm var.
askeri bir güç var ama buna rağmen bir de Müdafaa-i Hukuk, İstanbul'daki Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin devamı olan, onun bir şubesi olan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti var. Ama bu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti homojen bir siyasal yapıya sahip değil. Bunun içerisinde sosyalizm yanları, yani bolşevizm yanları, o dönemdeki tanımlamasıyla, onun dışında padişah yanları, işte Osmanlı Devleti'nin ve hilafetin kurtarılması yanları var. İki ayrı grup var. Bu iki ayrı grup özellikle de Kazım Karabekir'in askeri otoritesini de kullanması sonucu bu iki ayrı gruptan Bolşevizm yanlısı, Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti, kendileri Bolşevizm yanlısı olmaktan çok Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti'nin savunduğu ilkeleri savunma biçimde tanımlayan aydınları dışlanıyorlar. Yani Erzurum Kongresi sürecinden dışlanıyorlar. Erzurum Kongresi'ne, Mustafa Kemal'in çevresine nüfuz etmesini, onunla iletişime geçmesini engelliyorlar. Bunlardan en önemli biri Albay Oden'inde çıkan ve Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti'nin yayın organı olan Erzurum'da yayınlanan Albayrak Gazetesi'dir. Albayrak Gazetesi'nin baş yazarı Mithat Turanlı'dır. Mithat Turanlı bir Bolşevizm yanlısı bir aydındır. Çok ilginç görüşleri, makaleleri olan bir aydındır. Mithat Turanlı'yı askeri küçük düşürmek gibi, işte ordunun şeyini manevi düzenini bozmak gibi nedenlerle mahkemelerde yargılatmıştır. Yani Divan Harp'te yargılatmıştır Kazım Karabekir. Ki Mithat Turanlı öyle biri değildir. Ya böyle bir baskı dönemine rağmen Kars'ta Cumhuriyet'in, Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti'nin dağılmasından sonra Kars'tan Erzurum'a gelen Kars Dışişleri Bakanı olan Fahrettin Erdoğan var. Evet. Fahrettin Erdoğan'a neden bir şey yapılamıyor? Fahrettin Erdoğan Osmanlı tebaasındadır. Yani Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti'nin kurucuları ve yöneticileri içerisinde Osmanlı tebaasında olan tek kişidir. Bilinen tek kişidir. Ve belli bir entelektüel ağırlığı da olan bir kişidir. Süreç onu gösteriyor. Fahrettin Erdoğan'la Mustafa Kemal'in görüşmeleri var. Tabi bu görüşmelerde sadece kongreye ilişkin kısmı gündeme gelmiştir. Sadece o yayınlanmıştır. Bazı kaynaklara göre Erzurum Kongresi'nin ilk toplantısına Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti'nin temsilcileri Ardahan, Kazman ve Kars bölgesinden seçtiği sürgündeki Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti'nin temsilciler, yani Cumhuriyet ortadan kaldırıldı ama hala mücadele veren bir güç var. Bir siyasal kadrosu. Bir siyasal kadro var. Bu siyasal kadro kendi delegelerini seçiyor ve gönderiyor. Hatta İngilizlerin o dönemdeki bölgedeki temsilcilerinden Yüzbaşı Perring'in bir şeyi var. Bu konudaki bir istihbarat notu var. Kars bölgesinden Bolşevik delegeler Erzurum Kongresi'ne gelmek üzere gönderildiler diye. Bu Kazım Karabekir'in de işine geliyor. Bunlar Bolşevik. Bunlar işte Bolşevizme yakın. Öyle bir şey yok yani. Adamlar işte kendi varlıklarını sürdürmek isteyen, kendi bağımsızlıklarını korumaya çalışan insanlar. Yani öyle Bolşevizm falan Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti'nin ideolojisinde yok. Evet. Bir genel sol tavrı var. Cumhuriyetçi. Çağdaş, cumhuriyetçi, evet. Demokratik bir sol tavrı var. Hı-hı. Yani öyle Bolşevik falan değil. Tam tersine sosyalist devrimciler ve Menşevikler daha çok ağırlıklı siyasi olarak Kars bölgesinde. Hı-hı. Bu Kazım Karabekir'in işine gelir. Mustafa Kemal'i sürekli işliyor. Bu kongrenin birinci, bazı kaynaklara göre diyorum, bazı yazarlar öyle diyor. Kongrenin birinci gününde toplantıya katılıyor Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti temsilcileri. Akşama Fahrettin Erdoğan'ı Mustafa Kemal Atatürk çağırıyor ve onunla bir konuşma yapıyor.
Sizin burada olmanız sizi özellikle Fatih Erdoğan için söylüyor. İngilizler arıyor. Hakikaten yazışmalar var İngilizler sürekli onu yakalayın bize verin diyorlar ama yani kendi vatandaşını yakalayıp kimse teslim etmez. Bize verin diyorlar. Siz aranıyorsunuz. İngilizler yüzünden sizin burada olmanız nedeniyle bu çalışmalarımız akamete uğrayabilir. Onun için sizin bu bölgeyi terk etmeniz lazım. Gidin kendi bölgenizde çalışın diyor. Birlikte başarıya ulaşırız. Fahrettin Erdoğan da diyor ki yani ben yıllardır burada çalışıyorum. Sürekli gidip geliyorum. Uzun süredir buradayım. Kimsenin de beni aradığı yok, yakaladığı yok. Böyle bir şey yok. Biz katılmak istiyoruz. Bunun üzerine Mustafa Kemal daha net bir tavırla bu bölgeyi terk etmelerini ve toplantıya katılmamalarını istiyor. Şimdi bu şunun için anlattım. Bu ve Hüseyin Avni Ulaş birinci ve ikinci mecliste yer alan Erzurum milletvekili Hüseyin Avni Ulaş, Ulaş soyadını alıyor daha sonra. Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti'nin Erzurum'daki temsilcisi. Yani diplomatik temsilcisi, yani hukukçuluk, avukat kendisi, hukukçuluk yapıyor. Bu süreç içerisinde Mustafa Kemal'le beraberler. Yani Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti Erzurum Kongresi'ne temsil ediliyor aslında. Hüseyin Avni Ulaş aracılığıyla temsil ediliyor. Onun dışındakiler birinci toplantının dışında toplantıya alınmıyor. Şimdi bu Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti deneyiminin ilkleri neydi? Mustafa Kemal'i etkileyen şeyler neydi? Bu elbette ki Mustafa Kemal gözlemlerinde yaptığı sohbetlerde Güneybatı Kafkas'ın detaylarına inmek isteyecektir, istemiştir de. Bu sürece baktığımızda, bunun ne olduğuna baktığımızda bir takım ilkler görüyoruz. Bunlardan biri halk hükümeti, biri geçici hükümet. Yani siyasal kavramlar olarak Güneybatı Kafkas'ın kullandığı, birisi Şuralar Hükümeti, Milli Şura Hükümeti. Milli Şura Hükümeti'ni ilk kez burada incelediğini düşünüyorum. Çünkü katışıksız Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti'nin Şura modeli, yani köylerdeki temsilcilerin, nahiyelerdeki temsilcilerle birlikte, kasabalardaki temsilcilerle birlikte, kentlerdeki meclislerin temsilcilerini seçmesi ile oluşan yargı, yürütme ve yasamayı üstlenen, toplumu yöneten, her anlamda toplumu yöneten bir seçim, meclis seçimi, meclis hükümeti modeli. Evet, yani Büyük Millet Meclisi'ndeki meclis hükümeti modelinin aslında kökeninin buradan geldiğini düşünüyorsunuz. Bunu sadece ben söylemiyorum, Bülent Tanır. Profesör, ünlü hukukçumuz Profesör Bülent Tanır, Kongre İktidarları adlı kitabında bunu açıklıkla dile getiriyor. Kars Cumhuriyeti Anayasası'nı incelerken bunun en saf örneği Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti modelidir diyor. Ha Mustafa Kemal'in bu fikri arka planının yani Cumhuriyet'in kurulması, Cumhuriyet'in ve Meclis Hükümeti modelini Fransız ihtilalinden hatta dahası Jean-Jacques Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi adlı kitabından esinlenerek ürettiği, ortaya çıkardığı, hayata geçirdiği söylenirse de Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi hükümeti kurulduktan sonraki 3 ay içerisinde yani çok yeni bir süreçte Jean-Jacques Rousseau'nun bu kitabını okuduğuna ilişkin tarihsel kaynaklar var, tarihçilerin aktardığı bilgiler var. Mecliste de bu tartışılıyor. Bu fikir nereden çıktı? Bu fikir Jean-Jacques Rousseau'nun fikri miydi? Jean-Jacques Rousseau'dan mı alındı? O dönemde ciddi ciddi mecliste tartışılıyor. Tersine Hüseyin Avni de başta olmak üzere bu halkın içinden çıkan bir modeldir. Halkımızın ürettiği bir modeldir diyor. Bu ilklerden Mustafa Kemal Cumhuriyet'in ilklerini ana hatlarıyla söylersek genel eşit oy açık sayım seçimler için. Bir tek dereceli seçim. Bunlar Cumhuriyet'in Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti'nin Anadolu topraklarında uyguladığı ilk
kez uygulanan modeller, kadınların seçme seçilme hakkı, ilk kez bu 1917-1919 süreci içerisinde Kars bölgesinde uygulanıyor. Meclis hükümet sistemi, halk hükümeti, ikili iktidar, geçici hükümet, bütün bu kavramlar, ki geçici hükümet, Mustafa Kemal'in kurduğu Büyük Millet Meclisi hükümeti, biz geçici hükümetiz diye kendisini tanımlar. Geçici hükümet, ikili iktidar kavramıdır bu. Merkezdeki devletin varlığına rağmen kurulan bir iktidardır. Yani Büyük Rusya kurulsaydı eğer, o kurucu iktidar döneminde Büyük Rusya kurulmuş olsaydı, Kars'taki Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti biz onun kaderiyle bağlıyız deyip oraya bağlanacaktı. Onun için kendini geçici olarak nitelemiştir. Evet. Ne zamana kadar? O kurucu iktidar ortadan kalkana kadar. Yani Bolşevikler devrim yapana kadar. Peki. Şeyde ise Osmanlı topraklarında ise geçici olduklarını ifade etmişler. Çünkü İstanbul'da bir hükümet var. İstanbul Meclisi'ne bak. Eğer İstanbul'daki hükümet vatanın kurtulmasını sağlarsa ona tabi olacaklardır. Sağlamazsa bağımsızlığı üstlenecektir. Bu model de yaşanmış bir model. Yani yaşanmadan bu modeli üretmeniz mümkün değil. Halk hükümeti kavramı da yine Mustafa Kemal'in şura hükümeti kavramı da yine Mustafa Kemal'in şeyde nutkunda çok açıkça yer verdiği kavramlardır. Bu kavramları bilinçli olarak bu süreçten sonra kullanıyor. Bu Güneybatı Kafkas modelinin çok öyle yerel bir model olmadığını, özellikle uygulamaları nedeniyle çok yerel bir model olmadığını bize gösteriyor. Sayın Karagöz, dilerseniz eğer bu konuda söyleyecekleriniz yoksa, Kurtuluş Savaşı sürecinde Sovyetlerle olan ilişkilerimize geçelim. Orada zannediyorum biraz önce de bahsettiğiniz gibi Havza'daki ilk temas, yani Budu Midivani ile. Sanıyorum ilk temas o zaman başlıyor. Evet. Dilerseniz bu başlığa geçelim eğer bir ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Şimdi Sovyetler Birliği ile temas, Sovyetler Birliği'nin Anadolu'daki harekete bakış açısı bellidir. Galip devletlere karşı, dünyadaki emperyalist güçlere karşı bir başka bağımsızlıkçı gücü desteklemek. Onların dünyadaki dayatmalarına son vermek. Ve kendi düşüncelerine yakın olarak iktidarın halka geçmesini sağlayacak bir model oluşturmasını sağlamak. Yani Anadolu'daki hükümete bakış açıları bu. Anadolu'daki bunların bakış açıları bu. Onlar da sınıfların net olmadığı, modern sınıfların ortaya çıkmadığı, ki Rusya'da bile öyledir. Evet. Modern sınıfların ortaya doğru düz çıkmadığı, işte feodalitenin pek çok bölgede Yemen olduğu bir Rusya İmparatorluğu'nda Bolşevizmi ya da sosyalizmi ya da ileri evresi komünizmi kurmanın mümkün olmadığını, en azından ekonomik anlamda mümkün olmadığını, ekonomik paylaşıma mümkün olmadığını biliyorlar. Ama siyasal olarak iktidarı değiştirmek mümkündür. Bu iktidarın siyasal olarak el değiştirmesi toplumun ilerlemesine katkıda bulunacaktır. Bu nedenle Mustafa Kemal hareketine de biraz böyle bakılıyor. Mustafa Kemal hareketi anti-emperyalist karakterinden dolayı önemlidir Sovyet Rusya için. Bu sadece manevi anlamda ya da düşünsel planda kalmıyor. Bunu Kars bölgesindeki Rusların bırakmış olduğu top, tüfek gibi silahların Kurtuluş Savaşı için batıya taşınması, arkasından silah desteğiyle Tuapse'den, Batum'dan ve Tuapse'den, Tuapse Limanı'ndan yola çıkan gemilerle Anadolu'ya silah ve lojistik destek göndermeye başlar. Savaş için göndermeye başlanır. Yani politik inşa için
gönderilmiş bir para ya da düşünsel anlamda bizim düşüncemiz doğrultusunda bir iktidar kurun diye gönderilmiş bir para yoktur. Yani gönderilen paralar kurtuluş mücadelesi için planlanan cumhuriyetin Bolşevik olması gibi bir dayatma. Öyle bir dayatma yoktur. Yok, öyle bir dayatma yoktur. Hmm. Çünkü o sonuçta toplumun vereceği bir karardır. Sanıyorum bu da biraz Lenin'in liderliğinde oluyor değil mi? Kesinlikle. Yani Lenin'in bu konudaki tavrı çok nettir. Özellikle Lenin'le Mustafa Kemal ilişkilerinde Lenin son derece gerçekçi bakıyor. Mustafa Kemal'in bu hareketin neresinde ne kadar olabileceğini biliyor. Yani bir bağımsızlıkçı, bir anti-emperyalist, demokratik bir cumhuriyet kurmada Mustafa Kemal'in şansının olduğunu farkındalar. Ancak sorun şu, Mustafa Kemal yalnız. Evet. Yani cumhuriyet kadroları içerisinde Mustafa Kemal gibi düşünen ikinci, üçüncü kişiler var, evet. Yani Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti'nin birinci meclis hükümetinde de yer almıştır. Birinci dönemde ve ikinci dönemde de yer almıştır. Server Atabek'in, Fahrettin Erdoğan'ın, Hüseyin Avni'nin, Mustafa Kemal'in yanında bir kadro olarak bulunması halinde siyasal yapının çok daha farklı gelişebileceğini düşünenlerdenim ben. Ancak o askeri yapının içerisinde olması, bir askeri deyim yerindeyse vesayet bir olması, çünkü bir savaşla karşı karşıyasınız. Yani bir siyasal yapıyı iktidarı kurmanın dışında olağanüstü koşullarda bir de ülkenin kurtuluşu söz konusu. Doğal olarak askeri unsurlar ön plana çıkıyor. Bir Fevzi Çakmak ya da bir Kazım Karabekir söz konusuyken bu insanların, sivillerin kurulan cumhuriyetin yapısının şekillenmesine çok fazla etkisinin olacağını düşünmek mümkün değil. Bir de Erzurum süreci içerisinde gelen, Erzurum'dan ve Trabzon'dan gelen kadrolar, milletvekillerinin tümü çeşitli nedenlerle Mustafa Kemal'in yaklaşımlarına karşı çıkmaktadırlar. Çoğunluğu padişah yanlısı unsurlar olması hasebiyle içlerinde belki işte ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı ilkesi, yani Wilson ilkeleri, prensipleri doğrultusunda kurulmuş, o doğrultuda Anadolu'nun bağımsız olması gerektiğini düşünen Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin temsilcileri gibi farklı düşünen insanlar da var, ama süreç içerisinde saflaşma Mustafa Kemal'in yalnız kalmasına yol açmış. Lenin bu süreç içerisinde bunun farkında olan bir kişi. Bu süreç içerisinde hem parasal bir desteğe yönelir, hem de siyasal destek çok fazla o dönemde önemli değil ve ön plana çıkmıyor görebildiğimiz kadarıyla. Hem de askeri anlamda ciddi katkılar sunar. Yani işte o döneme ilişkin komutanların, askerlerin giydikleri kaputlardan kafalarındaki papaklara kadar Sovyet Rusya şeyidir, evet, katkısıdır. Silahlarına kadar Sovyet Rusya'nın vermiş olduğu yardımlardır. Bununla da yetinmemiş, özellikle Azerbaycanlı sosyalist Neriman Nerimanov'un da çok ciddi diplomatik katkıları sonucunda ciddi parasal yardımlar Anadolu'daki Kurtuluş Hareketi'ne, Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin kullanımına sunulmuştur. Hatta Mustafa Kemal bu konuda çok açık beyanları var. Yani bu yardımların Kurtuluş Savaşı'nın kaderini değiştirdiğini çok açık yürekli ve cesaretle de söylüyor. Evet, yani bu gerçekten de öyle. Çünkü birçok yerde silahları elinden alınmış, yalıtılmış. Sadece bir işte Erzurum'daki 3. Ordu dışında ordusu denetim altında olmayan ordusu kalmamış bir yapısınız siz. O bölgede zaten savaştan uzak bir bölge. Evet. Yani o yüzden Konya'dakiler yani falan sıkı denetim altında. Mondros Hareketi'nin de
ruhuna aykırı bir aslında, değil mi? Tabii zaten. Yani üçüncü orduydu sanıyorum. Tabii, evet. Onun varlığı aslında, o da lav edilmesi gerekiyor. Evet. Fakat bu yapılmıyor. O yapılmıyor. Evet. Şey değişti. Aslında bu Cumhuriyet'in ve Atatürk hareketinin de kaderini belirliyor bir çeşit. O askeri anlamda evet. Evet. Orada bir 104 bin civarında bir asker var. Evet. Ve Osmanlı'nın Kars'tan çekilirken taşıdığı silahların da göz önüne alınması halinde ciddi bir silah malzemesi de var. Evet. Ama İngilizler bölgeye o anlamda Erzurum bölgesine çok nüfuz edemiyorlar. Evet, Erzurum'a gidiyor, geliyor İngiliz askeri temsilcileri. Baskı kurup özellikle dediğim gibi topların kamasını aldığınız zaman siz, yani ateşleyici mekanizması alındığı zaman o toplar hiçbir şeye yaramaz. Yani döver kara saban yaparsınız demirinden, başka bir şey yapamazsınız. Ama o kamaları önemli ölçüde toplatıyorlar. Ama onları ikame etmek yerine kama yapmak gibi şeyler de kısa sürede parasal yardımla gerçekleşiyor. Yani Cumhuriyet'ten sonra, kuruluştan sonra Anadolu Kurtuluş Hareketi'nin Anadolu Kurtuluş Savaşı'yla pekişmesi, hedeflerine ulaşmasından sonra ciddi bir sanayileşme başlıyor. Bu sanayileşme hep ülkenin stratejik ürünleri alanında oluyor. Yani demir çelik fabrikalarının kuruluşu. Bu da yine Sovyet Rusya'nın evet. ciddi katkısıyla olan Tabii. bir şeydir. Amaç nedir burada? Kendi öz varlığını oluşturabilmek. Ama dediğim gibi bu mücadelenin, siyasal mücadelenin, Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti modelinin Türkiye Cumhuriyeti modeline tam uyarlanamamasının ana nedeni tamamen meclisin fikri yapısıyla ilgili. Yani şöyle düşün, Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti modelinde idari yapılanma köyler, nahiyeler, kasabalar ve kentler biçimindedir. Bu İngiliz belgelerinde de çok açık biçimde yer almıştır bu. 1921 Anayasası'na bunu koyalım demişler. Ve bunu 1921 Anayasası'na koymuşlar ilginç bir şekilde. Bu 1921 Anayasası'na girmiş. 1921 Anayasası'nın taslak maddeleri içerisinde birinci dereceden tek dereceli seçim önerilmiş. Bu reddedilmiş. Yani doğrudan doğruya halk seçsin. Hayır, öyle değil. Önce bir ön seçimle bir allameler grubu oluşacak o kentte. O adaylar içerisinden dilediği kişileri gösterecek ve bunlara oy verilecek. İki dereceli seçim sistemi. Gene bir dönem uygulanmak durumunda kalmış. Ama ne olmuş? 1922 yılına geldiğinde çok daha ilginç bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Bu özellikle Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti deneyiminin nasıl yol gösterici olduğunu göstermesi açısından da çok fiktif bir şey değil, daha somut bir şeydir. 1922'de parlamentoda Türkiye topraklarına katılan Kars, Ardahan ve Batum'da seçimler yapılması, özellikle Kars ve Ardahan'da seçimler yapılması, Batum'a özellikle tanıyor çünkü Kars Antlaşması'yla. Burada seçimler yapılması ve bu nahiye müdürlerinin seçilmesi isteniyor. Yani yönetebilmesi için köyleri ilden bir valinin yönetmesi mümkün değil. Onun temsilcisi kaimi makamlar kasabalarda olur, kazalarda olur. Kaimi makamın altında, yani günümüze kaymakam diye gelen bir sözcük. Kaimi makamın altında nahiye müdürleri olur. Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti meclis modelinde şeyleri, nahiye müdürlerini köylüler seçer. Kendi aralarından seçerler. Nahiye müdürleri ve yardımcılarının maaşlarını köylüler öder. Devlet oraya kadar tamamen yerel bir yönetim anlayışı. Bu yerel yönetim anlayışı da ciddi ciddi tartışılmış mecliste, özellikle 1921 Anayasası öncesinde taslakta. Ama işte dediğim gibi bazı telakkilerle kabul görmemiş.
1922'deki bu tartışma, meclisteki tartışmada işte, alışılageldiği şekilde efendim şeyde Kars ve çevresinde biz şey yapalım, biz oraya temsilcileri, müfettişleri gönderelim. Mülkiye müfettişlerini gönderelim. Mülkiye müfettişlerinin gözetiminde iki dereceli bir seçimle kaymakamlar seçilsin deniyor. Yani Osmanlı'dan süre gelen modelle bu şekilde seçilsin diyor. Buna Kars milletvekilleri, Kars Batum milletvekilleri karşı çıkıyor. Fahrettin Erdoğan'la tutun da Edip Bey'e kadar, Batum milletvekili Edip Bey'e kadar, Ali Rıza Bey'e kadar kalkıp diyorlar ki biz seçimi en iyi biz biliriz. Siz seçimi dayatmamalısınız. Halk kendisi seçmeli. İki dereceli seçim olmaz. Sizin göndereceğiniz müfettiş orada bir önde gelenlerden oluşan bir heyet oluşturacak. Bir ön seçim seçmeni oluşturacak. Bu ön seçimle gelen seçimler yani o bölgenin ileri gelenlerinin uygun göreceği kişiler aday gösterilecek. Bu halkı temsil etmez. Biz seçimi en iyi biz biliriz diyorlar. Biz kendi yönetimimizde 1917'den itibaren halk kendisi seçer, maaşını da halk öder. Onun için doğrudan doğruya adaylar çıksın, seçimler yapılsın. 1921 Anayasası'na aykırı bu. 1921 Anayasalı iki Anayasası iki aşamalı seçimi öngörüyor. Ve yapılan tartışmalar sonunda kabul etmek zorunda kalıyorlar. Ya tamam öyle olsun siz yani eskiden olduğu gibi yapalım demişler. Yani böyle bir şey var mı? Anayasaya aykırı olmasına rağmen Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti'nin seçim modeliyle, seçim üslubuyla bölgedeki nahiye müdürleri belirleniyor. Bu nedenle özellikle bu sürecin yani işte kimilerinin çok yerel tarih falan olarak görüp daha doğrusu üzerine çok kafa yormadıkları için böyle görmek işlerine geliyor bence. Bir kenara attıkları ya da küçük bir ayrıntı olarak gördükleri işte kurulmuş olan şeyler gibi diğer ne derler cemiyetler gibi yaralı cemiyetler arasında sayılan bir oluşum değil. Kars Şura deneyimi. Bunun çok iyi irdelenmesi, bunun belki şey kaynaklar açısından sıkıntılı olabilir ama özellikle Harbiye Müzesi'ndeki kaynaklar bugün detaylı olarak bilinmemekte. Atasi arşivlerindeki pek çok kaynak detaylı olarak bilinmemekte, incelenmemekte. İncelemeye de açılmamaktadır. Süreç içerisinde önümüzdeki tarihçilerin belki yapacağı şey bu olacak. Hı hı. Bir Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti modelinin ilk kez uygulamaya geçirdiği modeller, tanımlamalar, kavramlar ve dahi Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti'nin karşılaştığı sorunların Türkiye Cumhuriyeti'nin daha doğrusu meclis hükümetinin daha sonra Türkiye Cumhuriyeti hükümeti haline dönüşüyor. Kuruluşunda ders olarak görüldüğünü biliyoruz. Ders olarak kabul edildiğini. Bilal Şimşir çalışmalarında şey der. Hatta Mustafa Kemal'in anlarında da vardır. Nutkunda da vardır. Bilal Şimşir der ki Kars modelinde olduğu gibi İngilizlerin işgal altında bulunan toprakta başkentin kurulmasının başka devlet tarafından ortadan kaldırılacağı gerçeği göz önüne alındığı için Anadolu'da bir yer başkent seçilmiştir. Evet. Bursa seçilmemiştir örneğin. Konya seçilmemiştir. Ki Osmanlı'nın geçmişte önemli bir merkezidir Bursa. Selçukluların önemli bir merkezidir Konya. İzmir seçilmemiştir. Çünkü bu işgal güçlerinin müdahale edebilecekleri bir noktadır. Kars Cumhuriyeti'nin akıbetine uğrarız diyor. Mustafa Kemal de aynı şeyi söylüyor. İngilizlerin bir gece bir gün parlamentoyu basıp ortadan kaldırdığı Cumhuriyet deneyimi önümüzdeyken bizim güvenli bir yerde başkenti kurmamız elzemdi der. Yani şey olarak, yaklaşık olarak. Böyle bir şey var. Bunların ben
Gerçi ilk kez sanıyorum bu konu konuşuluyor. Evet. Mustafa Kemal'in özellikle siyasal arka planının gelişiminde, oluşumunda çok kenarda köşede kalmış bu tarihsel deneyin önemli olduğunu düşünüyorum. Üstad, konuşacak çok şey var. Evet. Çok teşekkür ediyoruz şimdilik. Yani ben teşekkür ediyorum. İnşallah tekrar devam edeceğiz. Umuyorum öyle. Sağ olun. Evet, teşekkür ederim. Değerli Polemik TV izleyicileri, bugün yine Kafkaslara, yine Sovyetlerle yeni kurulan Cumhuriyet'in ilişkilerine olabildiği kadar değinmeye çalıştık. Bir başka Tarih ve Gündem programında buluşmak üzere. Hoşça kalın.